Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ataberk Don. Pakistan başlasınız bro. Pakistan Zindabad. Sen marfasın. Sen yaşayan marfasın. Bu ilginç bir şey ya. Lezzet ne yazık ki hijyenle, temizlikle çok ilgisi yok gibi ya. Şimdi buradaki mekan biraz ilginç dostlar. Zom koyuyoruz. Aa, budayı mı? Budayı varsa sarar bu arada. Ben bunu çok seviyorum. Şifa mı hazırlıyorsun? Storm'un da hayatı yakında Netflix'te, sonra Amazon Prime'da. Buzular, Pakistan, Türkiye kardeş, brother. Makineyi biraz küçültseniz, biz iki biciciler gibi yapsanız, eliniz yüzünüzü kesmeseniz dedim, ben anlamadılar. Very very good. Sen harika bir şeysin ya. Makineyi ters çevirin, küçültün, buzun üstüne sürtün dedim. Burada da aynısını yapıyorlar bak. Sanatçısın sen ustam. Sen gerçek bir sanatçısın. Bu makineyi ters çevir, ters. Buzu. Yorul, delin ağrı, delin. Sen markasın, sen markasın. Pakistan'da kalın, Türkiye'ye sakın gelmeyin. Herkes yerinde güzel, okey. Anlaşıldı mı? Buzularım, buzularım. Sonunda diye diye beni Pakistan'a, Hindistan'a yolladınız. En sonunda. O videoların altına yazıyorsunuz ya. Yok aynı Pakistan, yok aynı Hindistan. Orası Türkiye'de ama bu sefer gerçekten Pakistan'a geldik. Hello bro. Press horn, press horn, horn. Düğmeye bas, bak. Allah Allah, sen Allah'ına kurbanım ustam. Thank you, thank you very much. Thank you very much bro. Pakistan başlasın o zaman. Pakistan Zindabad. Buzular, buzular ilk mekanımız. Ne hamburger mi bu beyler? Hamburger köftesine benziyor. Burada bir de çekmeyeli. İlk mekanımız Pakistan'da çok merak ettiğim bir lezzet. Çapli kebap. Çapli kebap böyle yaşlı dayılar hazırlıyordu. Jalil kebap. Jalil kebaba geldik. Emmim artık yaşlanmış, ara vermiş. Oğluna bırakmış. Çapli kebap. Çapli kebap böyle büyük bir sacda hazırlanan bir köfte. Yağın içerisine bırakıyor, kızgın yağın içerisine. Ben yaklaşık herhalde YouTube açıldığından beri bu çapli kebap videolarını izliyordum. Yıllar sonra nasip oldu. Şöyle tahta parçaları yapıyorlar buzlar. Odun ateşinde. Aaa, odun ateşinde bir şey söyleyeyim mi? Baba hijyen olsa fena durmuyor. Hijyen yok beyler. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Temiz aslında o tatlım. Sorun sence yağ mı koyayım? Yani burada yağ mı takıldın? Bence burada en son sıkıntı ya. Son elini yakmadan gönderiyor. Köftesi şurada. İşte içerisine ister yemleri değişik değişik acı. Abi sineklere bak. Ananı s**eyim ya. Çok lezzetli, inanmayacaksınız. Diyeceksin şimdi bu katram gibi yağın içerisinde hocam. Sen de nasıl lezzetli buldun diye. Ya bu ilginç bir şey ya. Lezzet ne yazık ki hijyenle, temizlikle çok ilgisi yok gibi ya. Buna katılıyor musunuz bilmiyorum. Videonun altına yazın. Pakistan beni epeyce şaşırttı. Lezzetleri var mısınız şimdi? Lan pişmemiş gibi de sanki. Alayım, közleri bile bir tuhaf ya. Öyle köz mü olur lan, tuvalet kağıdı yakmış gibi. Okey. Şimdi dostlar, köfteler pişti. Ben biraz soğumasını bekledim açıkçası. Ama ne kadar soğudu onu da bilmiyorum. Normalde oturuyorsun içeride, masalar var. Masada yiyor. Ben şimdi bugün çok çekim olacağı için az az yiyeceğim. Şimdi bir kadra bakmak istiyor. O biraz uzunmuş. Şimdi görüyorsunuz. Soğan, domates, biber. Baba yokum ya. Nasıl canın çekti baba, yokum ya, saçmalama. Bekle. Domates, soğan, biber var. Öyle çok fazla pişirmemişler. Etin lezzetini alabiliyorsunuz. Yenmez değil mi? Yok, lokum gibi. Lokum gibi. Çabuk cevapla başladım. Bakalım Pakistan'da ne yemekler bekliyor. Buradaki mekan biraz ilginç dostlar. Ağzını açıyor o çocuğu ya. Yakışıklı kardeşim burada bize sacda. Hayret, bu eldiven kullanıyor amına koyayım. Güzel. En azından yani gitsek doğru mesela yiyebileceğimiz bir ürün. Sen Allah'ını bilir. Biraz yağdan ekliyor. Burada ekmeği ısıtıyor. Tabii bak. Görüyorsunuz ki Pakistan'a geldik. Eldiven olmazsa olmaz. Uygusun diye söylüyor. Evet. Şimdi de işaretler geliyor. Ne bu beyler? Tavuk köfte. Oradan bir sos daha geliyor. Bakın. Tavuk ya. Bir dakika lan, bu olur galiba ya.
Beyler bu galiba olur ya. Bir şey söyleyeyim mi, bu olur mu ya? Burada varız ve şu, tamam kanka, oraya koyduğu şu tavuk da. Bu ne beyler? Şunlar ne? Gül böreği mi? Mücver mi? Ya hepinizin a** koyayım, bir tane doğru info olmaz mı ya? Biraz yağ ekledi. Felafel olabilir, evet. Şu deneyimi mutlaka başladık ama. Bu arada bu kötü durmuyor ya. Evet, mücvere de benziyor dayı. Ustayı da getiriyorum hatta, eldiven de kullanıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yenir ya beyler. Eldiven de var. Samuzun da bir gülüşü var. Melikleri kıskandırıyor. Melikleri kıskandırıyorum aşağıya. Ana onu koyayım deme de. Karışmasın diye dolayı da. İçine ayrı temizlemiş. Yok canım, ona koymuyordur ya. Ha. Ha, bravo. Bir daha yağ geldi. Yumurta mı kıracak lan? Yine o meşhur sosundan, olmaz olmaz sosunu üzerine ekliyorum. Şöyle acı tarımını. Bence ekmeğe kızartacak. Şimdi. Evet, yo, yumurta atıyor amına kurumu. Ya şunun kötü olabilme ihtimali var mı ya? Uzular. Senin Allah'ını bulur. Sen markasın, marka. Koy onu. Bunu evde... Beyler bir şey söyleyeyim mi? Bu tehlikeli bir şeye benziyor ya. Ben buna girerim ya. Yani vicdanen beni rahatlatacak bir şekilde mesela bunu bir Antalyalı yaptı derseniz. Falan. Şu yöntemi. Evde mutlaka deneyeceğim. Şurada bu ayçiçek yağı olması yerine. Daha lezzet katar. Siz de aynı noktada değilim. Bunu kötü olduğunu düşünmüyorum ya. Diyor, şovumu da yaparım diyor. Usta. Ama ne olur yağ atmasın artık. Evet, o noktada varım. Yorumları bekliyorum. Lezzet. Beyler bugün buna ne gider biliyor musun? Bunun peyniri eksik beyler. Olmadı. Testere bak. Pakistan'da şöyle bahsedeyim. Fiyatlar nispeten uygun. Evet evet, erimiş peynir eksik burada. Olarak hesaplayabilirsiniz. Böyle bir yemek ne kadardır Türkiye'de? 250-300 liraysa burada da 100 lira civarında. Üstüne yine soğan. Üstüne yine soğan. Ketçap. Thank you very much bro. Oo, very hot, böyle bir tadına bakmadan tabii ki olmazdı. Oo, sosan mı tadı? Uzun. Take a big bite. Büyük ısır diyor. Hmm. Adam. Very good. Thank you. Uzun. Koy uzun. Bir şuraya var ya, Davuda. Davuda, tişu var. Abi ciddi bir şey söyleyeceğim, bu yenir ya. Burada varım. Yani gitsem Pakistan'a o az önceki kebabı yemem de buna bir kafa atarım dayı. Soğuk ya. Erenir bu yani. Soğuk lezzetleri var, buzlar. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi çok very very good, fine. Gol Gappa. It's our Yadgar, Gol Gappa and the Hibale. Yadgar zaman, our brand, Gol Gappa and the Hibale, it's our product. O zaman başlayalım. Starting. It is Gol Gappa. Gol Gappa. We say it Gol Gappa. Vallahi ben de işte yarım yabalak İngilizcemle anlatmaya çalışacağım buzular. Combo of dahi. Yeah. We say dahi bella. Okay, thank you. Starting, please. Let's we start. Starting, please ne dayı? Allah kitap aşkına, bilmiyorsan konuşma işte ya. Okay de amanı. Starting, please. Niye ING ekliyorsun ya? Thank you. Şimdi böyle kızartma. Beyler bizim lokmaya benziyor. Böyle kızartma bir. Aa, babacığım bu bence tatlı. Bizim lokmaya benziyor. Bu
Ama bu geleneksel yemekleriymiş. Bunun içerisine biraz sonra şuradaki soslardan etkili ekleyecek ustamız. İçli köfte de olabilir, evet. Starting. 10 tane. 10 tane sunuyorlarmış bir böyle tabakta. Yani çok doyurucu bir şey değil gibi görünüyor. Bakacağız. Doyurucu bir şey değil gibi ama bakalım kuzular. Golgappa. Şurada patates püresi var, but var. Orada haşlanmış patates var yine. Ama şu sinekleri halledin. Kahve yakın ama koyayım var ya. Shower and food yarısını anlıyorum İngilizcenin, yarısını anlamıyorum. Bir de Pakistan. Dayı sen %90'ını anlıyorsan, yani %10'luk bir kesim anlıyorsan ben götümü açarım burada. Sende hiçbir şey yok. Pakistan şivesiyle konuşunca epey zorlandım. Ne yapmak lazım? Dönünce geri dönüşte İngilizce kursuna yazılmak gerekiyormuş, farz olmuş. Evet, şimdi kırma işlemi bitti. Ustam içerisine nohut kendine geliyor. Ne kralı? Nohut değil mi? 10 tanenin içerisine dolduracağız. Aslında fast food şimdi çekim için ustam biraz yavaş yapıyor. Bayağı kalabalık oluyormuş. Özellikle akşamları burası. Pazar çok kalabalık oluyormuş. Biraz sonra insanlar buraya mahşer yeri gibi doldurmaya başlayacaklar. Potato. Patates. Patates. Ama bir tanesini içine koyamadın ya. Verem ettin beni. Çok... Patatesi de dışarı attı. Kibar atıyor ustam. Boş zamanlarda ben kendik yapıyor abim. Potato filling. Bu standart porsiyon. That person our elder. They're old at here. Allah Allah. Ama bir adam 10 tane yer herhalde. Şimdi vazgeçti ama bırakayım atamadı diye. Pakistan'ı Pakistan yapan, Hindistan'ı Hindistan yapan masala, şey. Spice. Masala. Şimdi masala olmadan zaten bunları yaşayamıyoruz bunlar. Her şeye bu masalayı koyuyorlar. It's our taste, yadgari taste. Burada black pepper. Black pepper abi. Black pepper, black karabiber. İngilizce mi konuşuyoruz bunu. Black pepper. Hı-hı. Bu aslında evde de yapılabilecek bir şey ya, değişik böyle. Evet. Zaten bir yemeğin çok bunu da hiç yokum abi. Bunu niye yiyeyim ki ama? Çok lezzetli yapmıyor. Salt, tuz da geldi. Şimdi bakalım. Elif abi teşekkür ederim. Kesene bereket. Beş kişi ya bunu Elif. Red paper. Yaşlandırdın beni. Amına kodumun oğlu. Şunu hızlı hızlı koy ya. Zaten olmaz olmazımız. Sen bir var ya Adana kebabı yesen aklın başından gider de işte. Bunlarla idare ediyorsun. Sizin de işinizde. Bir gün inşallah. Green sauce, yogurt sauce. Yoğurt sosu. Geldi. Benim İngilizce nasıl? Yakaladın. Valla bunda da sarımsak var gibi böyle üstüne vuram vuram. Bu sarımsağın kokusu geliyor. Çok lüzumsuz bir şey beyler ya. Bizde kebap var, lahmacun var, döner var. Şu karşıda bir yerde bir dönerci gördüm. Onu da çekmek istiyorum. Bakalım açılır sayır. Evet. Simple yogurt. Simple. Azıcık yoğurt. Basitçe. Yani. Katkısız. Simple yoğurt, basit yoğurt yani katkısız. Yiyen daşı deler kurban daşı ustam. Ya. Ben bu adam videolarını inanılmaz seviyorum bu arada. Tost videolarını. Netflix'te, sonra Amazon Prime'da. Göreceksiniz. Bu karizma bu şey gitmemedi. O ne? O ne ya abi çamur. Yine masam adam mı? Neyse bunun içinde. Bu değişik bir şey. Green sauce de geldi. And mer sauce. Evet. Dehşet bir şey oldu. Şunun ortasına bir... Ama bunda hiç yokum. Pesto gibi ama değil. Burada şekerli bir şey varmış. Sanki bozdu biraz. Buraya bırak. Mezo gelin. Anlamdaysa şekerse. Hepsine koymadım umarım. Hepsine koyuyor. Hepsine. Gitti. It will be sweet and sour. It's so good combo. Sweet combo. And sour. Yes. Combo. And you will eat it. Combo çektim. Evet, kahane geliyor. Orada tabağda. Ortasına koyuyor. Şimdi buna da bir sos geliyor. Şurada. Şu içerisinde bir sos. Yersem. Sour orada. Yersem. Çocuğum sen oradan çıkardın onu. Yersen orası. Yersem o. Oğlum çok kötü, bu ne? Bir şey oldu. Şunu ben hep videolarda görüyordum. Bunu çekmek nasip oldu. Thank you very much bro. Bir tanesini de su var. Şöyle. İçini biraz suyundan alıyorsun. Pakistan sokak lezzetleri cenneti. Uzun. Şöyle de alıyordu. Adam. Dişi çıtır,
İçinden sanki şelale akıyor. Var mı zararlı bir şey ustam? Desem yok, zararlı bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Pakistan, Zindabad. Türkiye Bayındabad. Bu arada 14 Ağustos Pakistan'ın da Freedom Day, özgürlük günüymüş. Güzel bir günde denk gelmişim. Her yerde Pakistan bayrakları var. Bizim 30 Ağustos'umuz nasıl zaten kutlamayla geçiyorsa burada da öyleymiş. Gezmeye devam edelim. Buzular, Pakistan, Türkiye kardeş. Brother. Buzular, şimdi sırada mangolu bir içecek yapacak ustamız. Selamünaleyküm. Bak. Buraya girerim abi. Mangoyu severim. Mangolu her şeyi severim yani. Yani anasını ne kadar ki maksimum. Ne yapabilir lan mangoya? Starting video. Kardeşimiz fazla İngilizce bilmiyormuş. Ona ben biraz yardımcı olacağım. Şimdi bakın dostlar. Sen nasıl olacaksın abi? Gözünü seveyim. Şu ürün Türkiye'de olsa yok satmaz mı ya? Yoğurdun kaymağı. Kaymağını koyuyor adam bak. Sen harika bir şeysin. Aa, yoğurdun kaymağı. Yoğurdun kaymağı geldi. Şimdi bize bir tane baştan mango. Bir tane mango söyleyecek ustamız bize. Çok sinek abi, çok sinek. Şimdi bak ya. Yoğurt olan, mango olan bir şey sağlıksız olabilir mi? Kesinlikle. Burada sanki şeftalisini de yapıyorlar. Onu biraz sonra deneyeceğim. Şu mekan sonra güzel oldu. Şurada da kardeşim işe hazırlıyor. Dedim ki biraz önce ya dedim bunu ters çevirseniz makinayı da. Makinayı biraz küçültseniz. Bizdeki biciciler gibi yapsanız. Eliniz yüzünüzü kesmeseniz dedim. Ben anlamadılar tabii. Böyle yoruyor. Allah aşkına o şey koymanın iyi olmuş o kumaşı. Allah korusun çünkü elinin mikrobu geçerdi o kumaşla o onu iyi akıl ettin. Kökenle. Yok altta aynı bizim bici gibi buzlar böyle bir şey yok. Uzun. Yemeye devam ediyor. Şimdi mangoya yabancıyız tabii millet olarak. Manavda ara sıra alıyorum. Markete gittiğim zaman böyle sert sevimsiz bir şey gibi biraz beklemek gerekiyormuş. Mangoyu yemek için. Ama kokusu muhteşem. Burası biraz daha tropikal bir ülke olduğu için Pakistan. İklimi biraz daha Türkiye'ye göre daha yumuşak. Böyle tropikal meyveler daha çok oluyor. Beyler Pakistan tropikal mi lan? Pakistan sor. Oğlum Pakistan'a tropikal dedi lan. Tropikal mi? Değildir ya çöl ama yani çöl de değil tam da. Tropikal a**ayım beyler ne diyorsunuz ya? Bakın dışı nasıl söyleyeceğim abi? Hazır olurmuş ya. Bu arada dikkat ettiniz mi buzlar? Dışarıda da klima var. Yani dayım orada bir tane dayım kavga çıktı dövüşüyorlar. Onlar dövüşüyorlar. Neyse bir de denelim. Şimdi güzel yumuşacık baksana. Tereyağı gibi ya. Buzlu var. Koy buzunu sor. Mesela gelin. Bak videoda ara sıra söyleyeceğim bunu. Pakistan'a gelin. Ön yargılarınızdan kurtulun. İnsanları çok cana yakın. Bizim ta Kurtuluş Savaşı'na uzanan bir dostluğumuz var. Adam orada. Sağ olsun Mustafa Kemal'e çok yardımcı olmuşlar. Gönüllü olarak gelip Pakistanlılar orada bizim için savaşmışlar. Daha sonra da 1944 yılında bunun temelleri atılan şeyin anlaşma yapılmış. Okey, starting. Bir tane. Onu şey güvenliklere verelim. Toll security. Bu arada İlyas da benimle geze geze bugün bayağı kilo alacak herhalde. İlyas'ın bu yöresel kıyafeti. Burada herkes bu şekil giyiniyor. Bir tane yabancı olunca benim gibi hemen tişörtle sırıtıyor arada. Bir tane de bana hazırla bozuk şimdi. Kesmanları. Mango. 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 Şimdi mikser geldi. Burada şöyle anlatayım. Fiyatlar bahsediyorum ara sıra 3'te 1'i kadar. Bizim normal yemek ne kadar mesela böyle mango suyu olsa. Ben size 300'e başlasam. Hocam o attığı şerbet olabilir mi? Su değildir herhalde. Su olsa şeyden koyar çünkü yani. Niye öyle yapsın ki? Şerbet gibi bir şey o. Hatırlayacağını sanmıyorum. Burada 100 lira civarında. Şimdi oradan kar geliyor. Buz. Buz geldi. Kapattık. Oh.
Bakın dostum üzerine, dostum torpil yapma bak. Torpil yok, torpilsiz istiyorum. Üzerine. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok lezzetli bir şeydir. Eminim. Yoğurt, mango falan filan. Ama burada yenecek bir şey değil bu. Bunu evde yapalım. Yaparız evde ya bunu. Bu güzel bir şey, evet. Kaymak da geldi. Bir tane de pipet verecekler. Pipeti de amına koyayım almışlar. Buradan Türkiye'ye kadar koşarız gibi yiyelim. Mutlaka denemeniz gereken bir lezzet. Yorgunum gerek için. Evet evet, güzel mevzuya benziyor. Dostlar, bu arada kısa bir bilgi vereyim. Pakistan hükümeti, anlatmıştım. Türk hükümeti ile arası çok çok iyi. Burada da benim takipçim karakoldan yardım istedi. 3 tane polis memuru, genç arkadaş görevlendirmişler. Onlar bizi kendi araçlarıyla gezdiriyorlar. Buraya gelecek olan Türkleri heyecanla bekliyorlarmış. Haberiniz olsun. Bas. Sen adam sen. Sağdan git. Burada direksiyon sağda biraz ilginç geliyor ilk başta. Tabi yıllarca İngiliz kontrolünde yaşadıkları için İngilizler buraya bir miras bırakmış ters direksiyonu. Yani burada çok şaşırdığım şeylerden birisi. Herkes çok cana yakın. Hello bro, how are you? Herkes böyle cana yakın, hiç. Herkes güler yüzlü. İnsanlar yabancıya hasretler ya. Bir peşaver suratlarındaki herhalde. Abi şu pisliğe bak ya. Bir tane yabancı bir çift gördüm. Onlar da bir araba parçası. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar pis olmalarındaki en büyük sebeplerden biri bunlar. Biliyorsunuz Hindistan zaten yarısı nüfusun yani. Hintli. Onun da bir etkisi var yani. Salmaya gelmişler. Vallahi herkes çok cana yakın. Huzurlarım, Pakistan'da sıradaki durağımız İslamabad. İslamabad'da Mekke camiymiş burası. Merkez eski şehir. Şehrin merkezindeyiz şu anda. Adil abimizin yanına geldik. Adil abimiz karizma bir abi. Böyle takılar. Tabii canım, Hintli Müslümanlar işte. Falan. Adil, how are you? Fine. Very good, very good, very special. Sen mankensin abim. Şimdi Adil buranın yöresel yemeklerinden birini yapacak. Burada hazırlanışını görüyorsunuz. Okay. Sorry ben. Yağda kızartmış. Be. İçerisinde böyle nohut, nohut çorbası geldi. Burada da değişik soslar var tabii. Pakistan'a gelince soslar olmazsa olmazı. Adil abime yine teklif gelmiş. Ya Adil abini götten sikiyim abi, bu nedir ya? Netflix'ten teklif gelmiş ama Adil abi kabul etmemiş. Demiş ben soya lezzetleri aşığıyım demiş. Heh. Sen harika bir adamsın ya, bak. Very very good. Thank you. Thank you. Thank you so much. Adımını yapalım. Yok abi, bu ya çok kötü duruyor. Dur. Valla diyorum ya, bak içinde yağ var, un var, soğan var, bunun kötü olma şansı yok. Dayı, biz yazlıkta mazlıkta köpeğe veriyoruz böyle amına koyayım böyle yemek. Makarna kalıyor işte, köfte kalıyor, yoğurt, köpeğe veriyoruz. Ya bir baharat koyuyorlar, gram masala, her yemeğe bu gram masalayı koyuyorlar mutlaka. Abi bu yenmez ya. Sade, baharatsız bir şey bulmak çok zor ülkede. Oy güzel. Very delicious, Adil. Very very delicious. Çok iyi. Çok iyi. Şükran. Mazedar. Testi. Buzlar, bu arada bana sağ olsun Pakistan çekimlerinde İlyas ve Şuayip. Şuayip, how are you? I'm good. Bana İngilizce öğretiyorlar aynı zamanda. Sen de mankensin. Bana hem İngilizce öğretiyorlar hem gezdiriyorlar. İslamabad'da ve Peşaver'de hep yanımdalardı sağ olsunlar. Beraber sokak lezzetlerini deniyoruz. Abi bu iki sinek kardeşim ya, sinek uçuyu tavarlısınlar abi. Instagram ve YouTube sayfaları. Türkiye'den herkesi Pakistan'a bekliyorlar. Çok teşekkür ederim. Thank you very much bro. Welcome. Türkiye, welcome, Pakistan brothers. Brother. sen adamsın. Burada şöyle biraz trafikten bahsedeyim. Yine çal kuzum çal. Sen sevdin. Şimdi kamerayı tutunca abim de korna çalması gerektiğini düşünüyor herhalde. Trafik çok yoğun. You starting? Çok yoğun. Biraz kuralsızlık hakim. Okay, thank you.
Okay. Okay bro. Yolda neredeyse her 50 metrede, her 20 metrede bir sokak satıcısıyla karşılaşabilirsiniz. Burada zabıta... Yalnız ben Pakistan'ı Fransız sömürgesi biliyordum ha. İngiliz olduğunu bilmiyordum amına koyayım. Bu videoda öğrendim. İyi, en azından bir şey kattı bize. Devlet hiç karışmıyor. Pakistan o yönden bir sokak lezzetleri cenneti diyebiliriz. Bu dünyanın herhalde asıl sorunu her zaman fakirlik, açlık olacak. Yani dünyanın her yerinde maalesef açlık var. Her gece 2 milyar insan yarın ne yiyeceğini bilmeden uyuyormuş. Bu çok üzücü bir durum. Çocuklar aç, insanlar temiz su bulamıyorlar. Buradan herkesi ama herkesi tasarruflara ve yardımlaşmaya çağırıyorum. Bu da böyle bir dipnot olsun. Dostlar, sokakta öyle gezerken sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz Pakistan'da. Ben böyle açıkçası... Abi süt mısırcıya bak. Abi kurban olayım ülkeme ya. Bırak baba ekonomi. Sen ne diyorsun lan? Sandırma bakmasın abi. Ama mısır satıyormuş. Şuradan anlamam gerekiyordu. Böyle haşladığı mısırları evde bir şiltenin içerisine koyuyor, bir çuvalın içerisine. Burada da işte gram masala dedikleri bir baharat, yine her zamanki gibi kırmızı biber, karabiber, tuz kullanarak üzerine ekleyerek sunuyor abim. Yani fiyatı Türk parasıyla, biraz önce ben bir tadına baktım. Taze limon da sıkacak bana. Türk parasıyla ben baktım, fiyatı yaklaşık 2 lira falan. O civarda bir şeye geliyor, 2 liraya geliyor. Ben şey istedim, taze limon tutarım biliyorsunuz. Okey. Man. Thank you. Kaldır abi. Kaldır, zehrini bir alalım. Zehrini. Adamın baharatlarını mahvettin abi. Bak işte zehir mehir kalmaz. Bundan ve böyle yaparsanız Pakistan'a geldiğinizde. Thank you very much. Thank you. Okey. Sür dayım, sür. Sen Allah'ına kurban. Kuzum. Zehrin aldım, bir şey olmaz. Esselamu aleyküm. Şöyle anlatayım, sert. Biraz sert. Tam böyle haşlamamış ustamız. Misafir ölmesin diye herhalde. Ama çok lezzetli. Pakistan'da bir şey var. Mesela tavuk organik. Erişler organik. Şeker ürettikleri şeker kamışları organik. Bunu çok fazla. Evet ya, ben de oradayım. Mısır'a limon. Sıktınız mı lan daha önce? Oluyor mu? Gerçi şeyciler bir ara bu meşhurdu ya, böyle bardak mısır yapanlar, onlar da limon sos oluyordu, evet. Yerli tohum kullanıyorlar, o yüzden belki bu mısır benim çocukluğumda yediğim mısırın tadında. Çünkü biz de biliyorsunuz her şey İsrail tohumu. O yüzden Pakistan'da her şey çok lezzetli. Tadına daha bakalım. Tam yükleyelim. Burada o kadar fazla insan olunca tabii iş gücü de çok fazla. Her yerde iş arayan insanlar da dolu. Evet. Her 100 metreye bir yine tabii ki sokak lezzetleri var. Hani şöyle bir kıyaslama yapayım. Peşaver'i gördüm. İslamabad tabii ki Peşaver'e göre çok daha iyi. Sokak lezzetleri açısından biraz daha temizler. Video devam ediyor. Uzular. Gel dayım, gel. Gel. Tamam. No problem. Go. İşte böyle İngilizce burada adam öğretiyorlar. Selamun aleyküm. Sen markasın. Devam. Buzular. Böyle sokakta köşe başlarında özellikle soda, limon, buz karışımı böyle bir slush hazırlayan kardeşlerimiz de var. Burada ne yapıyorlar? Şimdi lime dediğimiz küçük limonlar var ya, onun içerisine. Abi o lime değil ya. Limon o. Lime başka. Böyle şerbetli bir karışım ekliyor kardeşimiz. Sonra içerisine kırılmış, ufalanmış buz parçaları ekliyor. Senin kafanı... Sen bu işi bilmiyorsun. Ama koyayım bak, orada fresh limonu bastın, buzu koydun. Hafif soda. Tamam mı? Vodka'yı bir çakacaksın. Anasını sıra yazmazsan orası. Bilmiyor. Of, orada da bombayı patlatıyor. Bunlar herhalde tekrar geri dönüşümden gelen kolay şeyler diye düşünüyorum. Çünkü üstünde Coca-Cola yazıyor. Kapak farklı bir şey. Neyse. Bu şeker kamışı şekeri dostlar. Türkiye'de hani biz şeker pancarından üretiyoruz ya şekeri. Haftaya idam gelir amına koyayım. Bir şeker kamışından üretilen şeker tüketiliyor. Thank you very much bro. How much money? How much rupee? 100. Okay, thank you. Şöyle bir tadına bakalım. Afaşa kubalara. Bak şu dibindeki tortular. Şeker kamışının tortuları, o şeker koyduğu içerisine. Biraz şöyle karıştıralım. Şöyle. Oo. Şimdi dışarıda yaklaşık 40 derece bir sıcaklık var. İyi geldi.
Peşaver'de hava daha da sıcaktı. Allah'tan Islamabad'da yağmur yağdı. Tabii Pakistan'a gelince muson yağmurlarına da yakalanmalık olmazdı. Dün bizi akşam çekim yaptık biraz. Muson yağmurları da yakaladı. Beyler ben herhalde Pakistan'ı hiç bilmiyorum. Muson yağmuru mu? Son iklimim var. Yok biz bilmiyoruzdur canım. Abi anlatıyor zaten. Hani muson yağmuruna en son Maldivler'de tutuldum şimdi yani. Orada yakalandım. Şimdi Pakistan deyince. Oo. İnsan başladığı zaman bırakamıyor. Buzular diye devam ediyor. Dostlar. Bu arada benim bu ne abi? Tavuk. Nedenler bilir kemik ustayı. Kemik ustamın Pakistan versiyonunu buldum. Bu arada kemik ustanın videosunu merak edenler için de şuraya ekleyeyim onun videosunu. Bakın ne kadar benziyor. Kemik ustam İslamabad versiyonu. Olabilir abi biz bilmiyoruz. Burada yürek pişiriyor. Yürekler var. Ayrıca tavuk boynu. Burada kebap göremiyorum abi ben. Ustam. Oo very good. Very very good. Sen harika bir şeysin ya. Kemik ustaya da buradan selam olsun. Yakında onunla bir video çekim yine. Pakistan ve renkli dünyaları. Her şeyleri renkli. Çok seviyorum. Yakında onunla bir video çekim Pakistan'da yine. Pakistan'da da buldum. Pakistan ve renkli dünyaları. Her şeyleri renkli. Çok seviyorum ama kıyafetleri öyle renkli. Arabaları renkli. Evleri renkli ama kıyafetlerinde o renk uyumu yok. Hello, how are you? Esselamu aleyküm. Ooo mis gibi de kokuyor içerisi. İslamabad videolarını izlerken kardeşimin dükkanıyla karşılaştım. Dedim ki İslamabad'a gidince mutlaka bulacağım. Kısmetmiş. Bunlar herhalde babadan oğula bu işi yapıyorlar. Ama şu adamın tatlısına bakar mısınız ya? İnsanı ya... Mersinli olmayıp Pakistan'da da olsaydı Kemalcan parlak ama. Yanaklar sırası gelir vallahi. Mekan tatlış, fantastik. Ustam da karizma. Herhalde küçük oğlan bu. Kendine seyyar. Aynısını Peşaver'de de gördüm. Dedim ki şunu makineyi ters çevirin, küçültün. Buzun üstüne sürtün dedim. Burada da aynısını yapıyorlar bak. Şimdi neye benziyor? Bu tatlı, yaz tatlısı. Adana'da bunu ben sıkça paylaşıyorum. Bizim bicibiciye benzemiyor mu? Bicibiciyi top şeklinde yapmışlar. Böyle bir top şeklinde. Aa üstüne bu da sarabilir beyler. Meyve özleri. Gerçek meyve özleri sertti. Şimdi de bir çeşit şurup. Ya parmağını niye koyuyorsun peki kral? Ya her şey yani bazı şeyler temizken de pisleştirelim demişsiniz ya. Sana bakar mısın ama? Sanatçısın sen ustam. Sen gerçek bir sanatçısın. Sen de heykeltıraşsın. Bu şekilde hazırlıyorlar. Hazırlaması çok basit. Kamışa, kargıya. Aksan abi yani olsun. Niye yapayım ya? Daha şerbet geldi. Very delicious. Thank you bro. Of. Şöyle bir şerbetine bir bakayım. Zoom. Elmalı şeker gibi ya. Şu ya şuraya çeksen İlyas. Kap. Şu meyveyi çok sevmedim. Belki yapmayacağım. İnşallah ondan koydurmayacağım. Ama değişik. Meyvenin kokusu biraz daha. Yemesi sandığım kadar zor değilmiş. Alın şöyle anlatayım. İçinde birkaç çeşit tropikal meyve var. Vallahi lezzetli. Çok şaşırdım bu arada yani Pakistan'da tropikal iklimin olmasına. Hani kaç rupi diye yazıyorsunuz ya altına? 50 rupi. Koyuldum. Şöyle şerbetine bakın. Bak. Anlatacağım. Bunu anlatacağım. Ustam yanlış yapıyor. Bu makineyi ters çevir. Ters. Uzun. Yorul. Belin ağrı. Belin. Yani... Burası öyle büyük bir keşmekeş var ki Ramazan'da ben burayı düşünemiyorum ya düşünemiyorum. Şunlara bakar mısın? Trafik sağdan mı gidiyor, soldan mı gidiyor, ortadan mı gidiyor hiç belli değil. Gel dayı gel. Vallahi geçeceğim. Daha geçti. Burada da işçi kardeşlerim var. Selamun aleyküm. How are you? Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Workers. Böyle kalkması, küreği, adam hiltisi bile var. Burada iş bekliyorlarmış. İş olduğu zaman yörüngeyle gidiyorlar. Türkiye, İstanbul. Bilen var mı Türkiye? Türkiye. İstanbul. İstanbul. From İstanbul. Kaptan Sparrow.
El Sparrow. Yes. Şeyi biliyor musunuz? O Osmanlı dizisi var. Onu biliyor musunuz? Kardeşim gözü. Very good ace. Sen markasın. Sen markasın. Bak Pakistan'da kalın. Türkiye'ye sakın gelmeyin. Herkes yerinde güzel. Okey. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Do you understand me? Okey. Thank you. Thank you bro. Video devam ediyor. İslamabad sokaklarında her yerde bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Burası bizim Adana Kasaplar Çarşısı'na ben. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Kelle paça herhalde de. Ve ayak paça. Ama harbi ayak paça yani, anladın mı? Yani. Manken ustalar böyle keçi herhalde, keçi ayakları temizliyorlar. Güzel paça yapacak. Ya kardeşim. Birader. Aa, iki parmağını araya koymuş onu be. Teknik nasıl? Boyguzum. Boyguzum diyerek yap. Ustam sen şifalar mı hazırlıyorsun? Ya ne şifası dayı, dur aman abi. Ustam. Yakışıklı ustam, manken ustam. Dostlar, sıradaki lezzet durağımız İslamabad'da. Dillerini hiç anlamıyorum yani. Hiçbir harf tanıdık gelmiyor. What's your name? Hello. My name is Raja Faisal. Raja. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Thank you. Şimdi böyle nohuttan yapılan bir yemek. Okay, add please. Nohuttan yapılan bir yemek. Haşlama, yine bol baharatlı. Biraz önce ben bir tadına baktım. İnanılmaz lezzetliydi. Ve bahsediyorum ya videolarda. Burada her şey herhalde organik olması lazım. O yüzden ben böyle çocukluğumdaki tatları alıyorum. Run service please. Okay. Full. Mix. Siz de görün beyler. Gayet yetenekli. Kara kaşlı, kara gözlü manken usta. İçerisinde şu bizde maalesef unutulmuş. Bu İstanbul'da da bir ara böyle olur gibi oldu nohut dürüm mevzusu. Evet. Bu kırmızı soğan. Her yerde beyaz soğan kullanıyoruz. Kırmızı soğan hiç esirgemiyordur. Ağzım yüzüm koksun usta. Her yerde vardı. Dışarıda ben esnafken. Yemek yediğim belli olsun. Onion please. Onion. Okey. Oh desinler. Dışarıda Pakistan'da yemek yemiş ağzı yüzü soğan kokuyor desinler ustam. Thank you very much. Buzularım, videolarımız Pakistan'ın iki tane önemli şehri Peşaver ve İslamabad'dan geldi. Görüyorsunuz bize çok benziyorlar aslında. Her ülkenin... Hakikaten aynı benim çocukluğum ha. Birebiriz kral, doğru söyleyeyim. Her şehrin mutlaka kötü tarafları vardır. Ben elimden geldiği kadar güzelliklerini çekmeye çalıştım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben videoyu beğendim. 90 bin bir video olmuş bence. Yok ben beğendim. Yok ben vallahi beğendim videoyu. Yani sunumu beğendim. Ben çünkü böyle biraz amatör işleri daha çok seviyorum. Güzeldi bence yani. Gayet iyi videoydu.